Özel Ordu Umut Hastanesi Başkent'ten bakışı sunar. Başkent'ten Bakış programından iyi akşamlar. Ankara stüdyolarından karşınızdayız. Her hafta Ordu'da üst düzey bürokratları, milletvekillerini, bakanları ve Ordu'yu temsil eden Ankara'da ve üst düzey yerlerle Ordu'yu temsil eden isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki konuğumuz ise Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Ordulu Sezer Huysuz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar diyorum ben de. Bu akşam konuğumuzdan da anlaşılacağı üzere judoyu değerlendireceğiz. Ordu'daki judoyu konuşacağız. Önümüzdeki hafta Ordu'da bir judo turnuvası gerçekleştirilecek. Yüksek düzeyde de sporcular katılacak yüksek rakamda. Geçtiğimiz günlerde bir güreş federasyonu tarafından gerçekleştirilen organize vardı. Ciddi katkı sağladı Ordu'ya. 3 gün boyunca devam etti. Önümüzdeki hafta Ordu'da gerçekleştirilecek olan judo turnuvasını konuşacağız. Ayrıca Ordu'yu konuşacağız ve judo federasyonunun çalışmalarını konuşacağız bu hafta Sayın Sezer Uysuz'a. Efendim, öncelikle ben, biz biliyoruz tabii ki ama seyircilerimiz için sporculuk yıllarınızdan, geçmişten bugüne Sezer Uysuz'u anlatmanızı istiyoruz. 12-20-1977 Ordu doğumluyum. Ordu Ulubey Durakköy'ü. 1987'de Ordu İhtisas Kulübü'nde judoya başladım. Şu anda da halen oradaki salonumuz devam etmekte, aktif bir şekilde 30 yıl geçti ama salonumuz yine aynı şekilde stadın altında devam eden bir çalışma arenamız var. Oradan yıllarca ülkemize ve dünyaya açılan bir kapı oldu judo anlamında. Şu anda o salondan olimpiyatlarda, dünya şampiyonasında, Akdeniz oyunlarında madalya kazanan sporcu abilerimiz, ablalarımız var. Bunun ötesinde de devam eden, şu anki çalışmalarımızda da büyük bir başarıyla devam eden bir çalışma süreci var Ordu'da. Şu anki süreçte de biz federasyon olarak Ordu'ya büyük bir yatırımlar yapmak için çalışıyoruz. Çünkü oradaki antrenör sayımız yeterince fazla var ve bununla beraber salon sayısını artırarak Ordu'yu en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız. Hem de Türk judosunu, orayı, altyapısını kullanarak oradan tekrar olimpiyatlarda madalya kazandıran, ülkemize başarılı sporcular yetiştiren bir il olarak tekrar ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bunun da çalışmasını şu anda başlattık. Şu anda Fas'ta ilimizde bir judo branşının açılışını yaptık. İl müdürü, oradaki ilçe müdürümüzle beraber bunu işin içine soktuk ve orada bir antrenörle beraber tekrar orada judo başladı. Fas'ta şimdi Ulubey ilçemizde judoyu başlatıyoruz. İsa Başkanımla beraber, belediye başkanımız sağ olsunlar, orada kendisi de bu konuda yardımcı olarak, biz de maddi ve manevi olarak, malzeme olarak federasyonca katkıda bulunarak şimdi Ulubey'de de başlatıyoruz. Ordumuzun genel içerisinde okullarımızda bulunan salonlarda tekrar judoyu başlatıyoruz. Yani Ordu ilinde sadece kapalı spor salonunda olan judo salonunu biraz daha büyüterek, diğer illere, ilçelerimize de yayarak Ordu'yu çok büyük aktif hale getirmek için planlarımız var. Bununla beraber işte gelecek hafta burada büyük bir aslında organizasyon var. Onu da konuşacağız. Onun öncesinde ben şunu anlatmanızı isteyeceğim. Mesela Ordu'nun aslında judo gerçekten iyi bir yeri var. Mesela ilk kadın sporcumuz, sizin Akdeniz Olimpiyatları'nda, evet, Londra'da getirdiğiniz başarılar var. Onlardan bahsetmenizi isteyeceğim ben aslında. Öncelikle sizin başarılarınızdan, evet, başlayarak. Şimdi bizim olimpiyat serilerimiz başladığından beri, yani ülkemizde iki tane zaten madalyamız var olimpiyatlarda. Bunlardan bir tanesi Hülya Şenyurt, Ordulu, 92 olimpiyat, Barcelona olimpiyatlarında ve ülkemize bayanlarda ilk olimpiyatlarda madalya kazandıran branş hem judo hem de bayan sporcumuz Ordulu hem de judocu. Şu anda da Ordu'da ve milli takımlarımızda görev yapmakta. Ve bunun ötesinde de tabii Ordu'dan dünya şampiyonasında madalya kazanmış, 92'de daha ilk judo başladığında, Türkiye'de yayılmaya başladığında Ordu'da Gülşah İntaş'ta başlayan, daha sonra Hülya Şenyurt'la devam eden, Neşe Şensoy'la devam eden, erkeklerde Göksel'an Şener vardı, Borağan Çağırganlar, Tufan Durmuşlar, Serkan Türkeller, Yakup, Hakan Yeşilyurtlar dediğimiz büyük bir jenerasyon vardı. Şu anda o jenerasyon hep beden eğitimi öğretmeni olarak devam ediyor. Yani bu beden eğitimi öğretmenliğinin yanında biz şimdi onları judonun içine çekmeye çalışıyoruz. Ki onlarla da aktif bir hale geleceğiz. Benim antrenörümü yapan Yüksel Çalışkan yıllarca, Muammer Çalışkan, yıllardır orada bizimle beraber bulunan Derya Çalışkan, Sevda Apaydın,
Ebru Apaydın antrenörlerimiz şu anda devam etmekte. Bu süreçte onlarla beraber devam ediyor. Fakat biz bunu daha da artıracağız. Yani oradaki judo sayımız, judocu sayımızı, antrenör sayımızı ve kaliteli insanlarımızın olduğunu biliyoruz. Onları bir an için tekrar camianın içine çekerek oradaki judoyu aktif hale getireceğiz ve tekrar o geçmişteki madalyaları tekrar kazandırmak için uğraşacağız. Ve buna da başarılı olacağımıza eminim yani. İnşallah diyelim. Şimdi ben Ordu'ya tekrar aslında konuyu getireceğim. Evet. Ordu'da bir turnuva var. Oradaki judoyu konuşacağız ama federasyon olarak da gerçekten çok ciddi görevleriniz var. Federasyonun başındaki isimsiniz. Judo Federasyonu ki ciddi hedefler koymuş. Özellikle 2020 yıllarına doğru evet. Ciddi hedefler var. Bunların hepsini değerlendireceğiz ama federasyon olarak hedeflerinizi ben anlatmanızı isteyeceğim. Mesela nereden nereye geldi? Daha nerelere gidecek federasyon? Vallahi nereden nereye geldi? İşte biz 87'de judoya başladık. Sporcu olarak öyle gidip gelirken işte şimdi federasyon başkanıyız. Yani o süreçte 30 yıllık süreçte tamamen altyapıdan geldik ve başkanlığa kadar geldik. Bütün sorunları biliyoruz. Bütün planlamaları biliyoruz. Şimdi hedefimiz bizim 2020 evet. Ama biz 2020'nin başında 2024'ü de hazırlayacak bir takım kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun da temelini gençler ve büyükler koordineli bir çalışma haline soktuk. Büyüklerin kamplarına gençler de var şu anda. Şimdi biz koordinasyonu sağladık. Bu yıl 2017'yi elemasyon yani 2020'nin takımını oluşturacak kadro oluşturmak. Onun içerisinde 2024'ün takımını, 2024'te yarışacak takım oluşturmak. Şimdi bizim 2017'nin mesela Türkiye Şampiyonası biz Aralık ayında yaptık büyükler için. Büyükleri yaptıktan sonra biz onları 20 gün bir kondisyon yükseklik kampına aldık ve sonra Avusturya'da ortak çalışma kampına soktuk. Ve bunun akabinde tekrar döndüler. Şimdi kampa devam ediyor. Erkekler Ankara'da, bayan takımımız da Trabzon'da. Yani 2020'yi oluşturacak, gidebilecek kadromuz ve gençlerin yapacağımız işte Türkiye Şampiyonası. Ordu'dan sonra da 2 hafta sonra gençler Türkiye Şampiyonamız var. O da Rize'de. Oradaki gelecek kadro ve Türk büyüklerin kadrosuyla 2020'nin bu yıl 2017'deki başarısına göre bir kadro oluşacak elimizde. Bu çekirdek kadroyla da hem 2020 hem de 2024'ün planlamasını yapıp her şey koordineli bir şekilde devam edecek. Bizim amacımız sadece 2020'yi değil 2024'ü de kapsayan bir takım oluşturmak. Ve başarılı sporcularımız da var. Çok büyük. Çünkü 2020 hedeflerken, 2024'de hedeflerken 2016'da biz 7 kişiyle olimpiyat aracını açtık. Bunların 4 kişiyle de olimpiyata katıldık. Yani 7 kota aldık. 4 sporcu olimpiyata katıldı. Ve burada biz bir olimpiyat 5.'miz var. Şimdi biz olimpiyatlarda bu sefer madalya almak istiyoruz. Buradan gelen bir tecrübeli yapı var. O tecrübeliyle şimdi 2017'deki tecrübesizleri bir araya getirip 2020'ye beraber çalışıp ondan sonraki dönemde de 2024'ün kadrosunu o tecrübelilerle koordineli bir şekilde 2024'ün takımını oluşturacağız. Planlamamız doğru bir şekilde gidiyor. Devletimiz zaten çok büyük kaynak harcıyor. Yani spora gerçekten büyük bütçe harcıyor. Bu bütçeyi de doğru planlama yapmaya çalışıyoruz. Sadece devletin verdiğiyle gitmek istemiyoruz. Çünkü biz biraz da sponsorlar desteklerini içine çekmeyeceğiz. Sponsorlar çekeceğiz. Bunu da zaten sponsorlar biraz desteklediği zaman biz bunu lanse edebilirsek işte sizlerle, medyayla, büyük medya kuruluşlarıyla, altyapıdaki sporcularımızın gelecek kaygısını ortadan kaldırarak biz bunları lanse ettiğimizde zaten sponsorlar da gelecek ve biz tekrar 2020, 2024, 2028 bu şekilde sistemi oturtturarak devam edecek. Sadece bizden sonra biz olsak da olmasak da bu sistem devam edecektir diye düşünüyorum yani. İşleyen bir sistem kurulacak herhalde. İnşallah. Plan bunu gösteriyor. Hedeflerimiz o. Şunu da sormak istiyorum. Mesela judo, sadece judo değil gerçi bu da boks gibi sporlarda şöyle bir durum var mesela. Aileler çocuklarını verirken temkinli yaklaşabiliyorlar. Çünkü ağır demeyeyim de sakatlık riski büyük bir spor. Ailelere judoyu anlatma noktasında acaba çalışmalar olacak mı önümüzdeki dönemde? Bizim var evet. Ailelerle ilgili büyük bir projelerimiz var. Okullarda sadece biz beden eğitim öğretmeni yaparken de aileler sporu bilmiyor. Yani aileler çocuğunu spora gönderirken şunu düşünüyor. Ya bıraksın spor da eğitimine ağırlık versin. İşte spor çocuğu engelliyor. Ders çalışamıyor. Biz hem spor yapıp hem üniversite kazanıp hem mesleğimizi elimize aldık. Yani sporun da bir meslek olduğunu ailelere anlatmamız gerekiyor. Aileler sadece sporu kavga ve dövüş olarak görmemeli. Spor bir sanat aslında. Yani sporcu hem sporla beraber hayatını kurtarabilecek bir meslek olduğunu da anlatmamız gerekiyor. Yani biz zorla çocukları çekiyoruz. Aslında aileler çocukları bize getirdiğinde biz aileye sporu judoyu, diğer branşları anlattığımız zaman o aile zaten çocuğunu bize getirecektir. Ve destekleyici, en büyük destekleyici ailesi olacak. Biz şu anda yetiştiriyoruz belli bir yaşa kadar. 50 yaşta sonra aile diyor ki işte o üniversiteye gidecek, ders çalışması lazım, dershaneye gitmesi lazım ya da özel ders alması lazım. Spordan alıyor. Aldığı zaman biz buna 5-6 yıllık bir yatırım yapmışız. Hem maddi yönden hem manevi yönden. Ve çocuk Avrupa'da falan madalya aldığı zaman zaten o çocuğu aileler
desteklemediğinde o çocukla ileriye gidemiyoruz. Çocuk belli bir zaman sonra milli sporcu oluyor. Belli bir devletten bir maaş alıyor. Bu maaşla da gidiyor diğer üniversitelerde okuluna, eğitimine bakıyor. Sporu ikinci, üçüncü plana atıyor. Bu sefer de ne yapmış oluyoruz? Biz hazır getirdiğimiz kaynağı kaybediyoruz. Yani sporcu ve aile bu işi bilinçli bir şekilde yapmadığı zaman biz harcadığımız bütün efor, para, maddiyat, maneviyat, her şeyi kaybedip gidiyoruz. O yüzden biz ailelere bu işin içine çekeceğiz. Ailelere biz gidiyoruz. Öncelikle şimdi ailelere sporu tanıtıyoruz, judoyu tanıtıyoruz. Bunu diğer branşlar için de yapacağız. Okullardaki çocuklara iyi bir eğitim vereceğiz. Sadece spor olarak değil, ahlaken de. Sporun gelecekle kaygısının olmadığını, sporun bir meslek olduğunu. Çocuklara ve aileye anlattığım zaman onlar zaten ister istemez o çocukları kendileri getirecek ve hocalarımıza teslim edecek. Onlar da orada çocukları işleyerek gelecekle ilgili bütün kaygısını ortadan kaldırarak bir meslek sahibi de edeceğiz. Yani hepimiz beden eğitimi öğretmenliği yapıyoruz. İşte diğer branşlarda öğretmenlik yapan arkadaşlarımız var. Ticarete atılanlar da var. Yani sporla alakalı bütün bu şeylerde fizyoterapistler, beslenme uzmanları olanlar var. Yani spor üzerinden ilerleyebildiği kadar ilerletebiliyoruz insanları. Bunu ailelere anlatmamız gerekiyor. Evet, aslında ciddi de başarılardan bahsediyorsun. Mesela olimpiyat, milli sporcu olmak bile aslında başı başına gerçekten başarılması zor bir hedef. Tam bu kavrama getirmişken ailelerin de buradan ikinci plan atmaları sporları da oldukça ilginç. Şunu sormak istiyorum. Mesela 2020 hedeflerinden bahsettik. 2020'den sonraki hedeflerden bahsettik. Yabancı sporculara bakış açısı nedir Judo Federasyonu bu tabloda? Evet, yani biz aslında yabancı sporcularla yıllarca biz aşırı neşir olduk. 93'te biz milli takıma girdiğimiz zaman yabancı dışarıdan transferlerimiz de vardı. Fakat hep şunu söyledim. Yani o insanlar biraz yanlış kullanıldı. Çok başarılılardı. Bizi olimpiyatlarda temsil ediyor. Olimpiyatta madalya aldılar. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonlarında madalya aldılar. Ve alırken de bizim kendi jenerasyonumuz bu işin içine sokulmadı. Yani yanlış yönetimle beraber o sporcuları eğer ki gerçekten bu işin içine çekmiş olsaydık bizim sporcu potansiyelimiz gerçekten yıllarca daha üst seviyeye çıkabilirdi. Çünkü çok kaliteli sporcular geldi. O sporcularla bizim kendi alttan yetişen sporcuların koordinasyonunu sağlayamadık. Şu anda benim kendi planlamam içerisinde ben birkaç tane böyle bir iki tane olimpiyatlarda madalya almış örnek olabilecek. Bizim vitrinimiz olacak. Bizim sporcularımızı örnek teşkil edecek. Çalışmalarında o sporcuların onu izlerken örnek alabileceği sporcuları ülkemize kazandırmak istiyoruz. Böyle planlamamız da var. Bunları yaparken biz kendi çocuklarımızı unutmadan, kendi sporcularımızı yabancı getirdiğimiz, o vatandaş yaptığımız, olimpiyatlarda madalya almış, alabilecek sporcuların yana kendi sporcularımızı daha fazla getirerek. Onlar 5 tane gidiyorsa bizimki 10 tane maçlara götürmek. Ve bunları götürürken de kendi sporcularımızı koordineli bir şekilde sağlayacağız. Ve onlar bir vitrin, bir bizim için sponsor desteği sağlayacak. Çünkü madalya şart. Ha, benim için çok mu dersiniz? Evet, madalya gerçekten bu ülkeye şart. Madalya aldığımız zaman bunun çok getirisi var. Madalya almamız için de belli bir kriterler aşmamız gerekiyor. Benim şu andaki mevcut kadrom, madalya alacak kadrom var. Yani gerçekten olimpiyatlara götürebileceğimiz, olimpiyatlarda madalya alacak sporcumuz var ama biz bunun sayısını artırarak gelecek kaynakları artırmak, sponsorlukları getirmek. Bunları yapmamız için de daha büyük başarılar lazım. Ama benim asıl işte oraya getirebildiğimiz iyi kaliteli sporcu getireceğiz ama bunu çok iyi değerlendiririz. Çünkü ben bunu sporcunun getirdiğim sporcu için kullanmayacağım. Kendi ülkemin judocuları için kullanacağım, onları için kullanacağım. Yani onlar madalya getirecek. Ben de kaynakları alttan gelen kendi vatandaşım, kendi sporcu kardeşlerime sağlayabilirim. Bunu da yapacağız yani ilerleyen zamanda. Evet, şunu merak ediyorum. Mesela güreşte Taha Akgül, futbolda Arda Turan gibi. Judo'nun da Taha Akgül'ü, Arda Turan'ları önümüzdeki ne kadar süreç içerisinde çıkacaktır? Yani sembol isim hallerine gelecek. Yani, mesela Recep Karakar'ı unutmayalım. Yağlı güreşte tabii ki. Yani hatta. Recep Karakar kardeşimizle biz yıllarca beraber milli takımda da kamplar yaptık. Taha'yla da en son olimpiyata giderken ben az zaman antrenörlük yaparken kamplar yaptık. Gerçekten bu özveri işi. Yani insanlar sosyalliklerinden vazgeçiyor. Her şey ailesinden vazgeçiyor. Bunlar yapabilmek için işte sisteme oturtabilmek lazım. Yani başarı kolay gelmiyor. Bireysel başarılar işte sadece biz başarıyı getirirken sistematik olarak getirmek istiyoruz. Bizim judocumuzda bunlar olacak. Yani işte bir Hülya Şenyurt'u neden biz bir judonun şeyleri olarak devam ettiremedik? Yıllarca geri kaldı. 10 yıldır, 15 yıldır mindere girmedi. Spor bıraktıktan sonra onu antrenörlüğe çekemedik. Benden önceki dönemde Fatih Uysal Başkan getirdi, onu bir milli takıma getirdi ve antrenör yaptı. Bizden önce bunları yapmadı. Şu anda orada antrenörlük yapamadı. Yani şimdi onu tekrar bu işlerine çekmeye çalışıyoruz ki
kendisi gibi insanlar yetiştirebilsin. Yani bizde de çıkacak. Taha Güller, Arda Turanlar, ama bir sistematik olarak çıkmak zorunda. Yani tesadüfi başarıyla sadece bir kişi çıkartırız. Ama biz bunu hem bütçemizle, hem devletin desteğiyle, hem sistemle daha fazla sporcu çıkartıp sadece kişisel ve bireysel başarı değil, bir sistem başarısı ortaya çıkartırsak zaten bu süreç devam eder. Bu yıl Sezer Uysal çıkar, yarın Hülya Şenol, diğer gün Neşe Şensoy çıkar, diğer gün Gökselen Şener çıkar, diğer gün Hakan Yeşil çıkar. Ama bunu çıkartmamız için de bir sistemle gitmemiz lazım. Tesadüf değil. Yani başarı tesadüf olursa yolda kalırız. O yüzden biz de istiyoruz ki onların ama en kısa zamanda çıkaracağız. Çünkü çok güzel bir genç yapımız var. Ümit kadromuz çok güzel. Büyüklerde tecrübeli insanlar var. Üçünü bir araya getirip koordineli bir şekilde bunu ilerleteceğiz. Şöyle sormak istiyorum. Ben mesela Türkiye'de spor deyince judonun yeri illaki var. Bu da sizlerin geçmişte aldığı evet. Madalyalar bunu gösteriyor zaten. Bir altyapısı olduğunu, bir tabanı olduğunu gösteriyor. Fakat mesela bir futbol, basketbol, güreş diye sıraladığımızda biraz aşağılarda kalıyor ister istemez. Yeni de aslında Türkiye'nin bu sporlara göre çok daha yeni bir spor Türkiye'ye gelmesi noktasında, uygulanması noktasında. Mesela evet. Futbol kadar, basketbol kadar belki eski olmayabilir. Bunun yukarı çıkarılması anlamında neler yapabilecek federasyon? Yani sıralamada üst sıralarda nasıl yer alır? Tabii ki. Biz şimdi aslında sporcu sayımız olarak biz güreşle falan aşağı yukarı yakınız. Yani bizim şu anda 21 bin sporcumuz var lisanslı aktif. Ciddi bir bunun 12.700 tanesi erkek sporcu. Bunun 7.500 tane yakın, 8.000 tane, 8.500'ü, 8.300'ü yakın sporcumuz da bayan. Yani çok büyük bayan sporcumuz ve erkek sporcumuz da aktif şu anda lisanslı. Toplamda da 90 bine yakın aktif yani lisanslı sporcumuz var. Bizim bunun için 21 bin tane sporcumuz çok önemli. Yani bu bizim için aslında biraz tanıtımın eksikliği. Aslında bizim eski bir branş. Yani 62'de ülkemize gelmiş ve bu federasyonlaşmış bir federasyonuz. Biz karate ile beraber 62'de federasyon olmuşuz. Bununla beraber yıllarca devam etmiş ve şu anda da özellikle bir federasyonuz. Tek başına judo federasyonu. Çok büyük yatırımlar var. Tanıtım olarak biraz geride kalmışız ama büyük bir federasyon, büyük bir camiyiz. Aşağı yukarı 250 bin camianın içerisinde 250 bin kişiye hitap eden bir camia. Yani bu rakamları biz tanıtım olarak biraz geride kalmışız. Evet, onu da yapmamız için de işte basın, sponsorları bu iş içine çekmemiz gerekiyor. Tanıtımlar, reklamlar bizim için tanıtımları ağırlaştıracağız. Yani çok tanıtım reklamlarında da gereken desteği sağlayacak insanlarla çalışıyoruz. Benim yönetimimde şu anda spor içinden gelen 5-6 yöneticim var. Geri kalan iş adamları. Yani bunun için iş adamlarını çekmek zorundayız. Yoksa biz sadece tanıtımı, biz kendimiz sadece salonlara girip kendi etrafımıza tanıtırsak, sadece salonlara aileler, eş, dost gelecekse zaten bunun içine çıkamayız. Biz şimdi bunu iş dünyasına da lanse ediyoruz. Çalıştığımız gerçekten büyük şirketler de var. Bununla beraber işte sponsorluk konusunda bize büyük destek sağlayacak. Namet'in sahibi. Tabii çok özür dilerim. Bunlar yani yarın öbür gün zaten büyük sponsorlarımız olacaklar. Tabii ki özür dilerim. Yani biz ilerleyen süreçte o insanları da bu işin içine çekeceğiz. Ve bunları çektiğimiz zaman zaten biz bu tanıtımı sağlayacağız. Yani benim hayalimde olan hep söylerim. Bir yer ekranlara çıktığımda da söyledim. Yani biz bir tanıtım yapacağız. AVM'leri kullanacağız. Oralarda işte basınla beraber kendi orada vizyonumuzu sağlayacak insanları oraya konarak oralarda tanıtımlı reklamları yapacağız. Meydanlarda işte Taksim Meydanı mesela. Günde 1 milyon kişinin geçtiği yerde oralarda standlar kuracağız. Judo'yu tanıtacağız. Bir gün, iki gün boyunca belki orada güzel bir reklam tanıtımı yapacağız. Yani orada insanlara bunu tanıtacağız. Judo'nun ne olduğunu öğreteceğiz. Judo'nun doğru kullanıldığında nelere kader olduğunu, neler yapabileceğini, judocu insanın veya normal judoyu yaşını geçmiş insanların sadece sporcu olarak değil de kendi yaşantısında da o spordan neler kazanabileceğini, iş hayatındaki insanların, yani çok büyük insanlar şu anda judo dersleri alıyorlar. Yani bunları içeriye çektiğimiz zaman tanıtımla beraber judonun tekrar daha büyük seviyeye gelmesi, bir futbol, basketbol, voleybol değil de bir dördüncü branş olabilmesi sağlayabiliriz. Güreş gibi. Yani bizim güreş atasporumuz işte bunun daha iyi yöne gelmesi, judonun daha iyi gelmesi için tanıtım şart şu anda. Evet. Şimdi konuyu oraya getireceğim ama oraya gelmeden önce son ulusal, yani genel anlamda bir soru sormak istiyorum. Judo Federasyonu 15 Temmuz'daki hain kalkışma girişimine duyarsız kalmadı. Evet. Geçtiğimiz ay yanılmıyorsam 15 Temmuz şehitlerimiz anısına bir etkinlik düzenlendi. Bunun fikrini ve düzenlenen etkinliği değerlendirmenizi isteyeceğim ben size. Yani evet, o malum yani kara bir gece aslında bizim ülkemiz için yaşandı. Yani gerçekten şimdi oradaki
orada sokağa çıkıp canını feda etmiş olan insanlar tekrar Allah rahmet eylesin, Allah razı olsun diyorum. Yani ben de o gece yaşayanlardan biriyim. Ben ordudaydım. Ramazan bayramında İstanbul'a geldim. Benim evim Fatih'teki evim. Büyükşehir Belediyesi'ne 200-300 metre. Yani o geceyi biz orada yaşadık. Biz orada 17 şehit verdik biz o gece. Yani o gecede sonraki süreçte bizim duyarsız kalmamız gibi mümkün değil. Yani bu ülke var olursa o gece sokağa çıkıp da o insanları püskürten diyeyim. Yani o insanlara karşı koyan insanlar da oldu. Spor camiası olarak da biz bunları hiçbir zaman unutmayacağız. Yani spor olarak da biz gerçekten şu anda bütün organizasyonu 15 Temmuz'da bunu tekrar yapacağız. Yani her 15 Temmuz'da bir organizasyon mutlaka yapacağız. Daha büyük organizasyonlar yapmak için de çalışıyoruz. Çünkü bütün illerimize biz bunu sağladık. Yani 15 Temmuz şehitlerimiz anısına biz güzel organizasyon yaptık. Ama gelecek yıl daha böyle güzel organizasyon. Oraya gerçekten daha böyle bir hem insanlarımızı anmak sadece sportif değil. O gecenin tekrar insanlara iyi anlatılması lazım. Bizim tarihimiz gerçekten çocuklarımıza anlatılmıyor. Sadece biz tarihimizi kendimiz duyduğumuz, okuduğumuz ama araştırmadan yaşadığımız için biz ecdadımızı unutmuşuz. Yani Çanakkale'yi unutmuşuz, Sarıkamış'ı unutmuşuz. Biz bunları hep unutmuşuz. Tekrar biz o insanlara işte 15 Temmuz'ları unutturmamak, o tarihi unutmamak için hem sporu yaşatacağız hem de sporla beraber tarihimizi insanlara anlatacağız. Biz Türk halkı olarak gerçekten güçlü bir bağlara sahibiz. Biz bunları hem sporla dediğim gibi lanse edeceğiz hem de sporu hem insanlara işleyeceğiz hem de tarihimizi, özgeçmişimizi mümkün oldukça hep canlı tutacağız. 15 Temmuz da bizim için önemli ve 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmadan her yıl bunu tekrar organizasyon yaparak tekrar canlı tutacağız yani. Evet, etkinlik var Aralık ayında yanılmıyorsam. O nasıl geçti? Bizim Aralık'ta Büyükler Türkiye Şampiyonası yaptık. İlk organizasyonda benim federasyon başkanı olarak. Görselliğe biz ağırlık vermeye başladık. Antrenörümüze, hakemlerimize, sporcularımıza bunu gerçekten iyi anlatmamız lazım. Çünkü organizasyon bizim reklamımız. Biz iyi organizasyonlar yaparsak hep söylediğim işte sponsorluk arasında gerçekten onları sağlayacağız. Çünkü biz burada eğitim şu anda ağırlık veriyoruz. Yabancı dil eğitimlerini şu anda kamplarımızda da başlattık. Milli takımımızdaki sporculara ve daha sonraki süreçte antrenör hakemlerimize bunları sağlayarak Avrupa'da lobimizi artıracağız. Yani sadece maç ve antrenmanlarda ve salonlarda kazanılmıyor. Biz lobi konusunda da çok büyük çalışmalar içerisindeyiz. Bu konuda da işte kendi antrenör ve hakemlerimizi eğitiyoruz. Eğitirken de hep bu şekilde daha böyle organizasyon konusunu iyi bir hale getirmek gerekiyor. Şimdi biz orada bir organizasyon yapacağız. İnşallah sizler de orada olacaksınız. Yani ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çünkü artık iş profesyonelliğe dönmüş. Başarı profesyonellikle geliyor, sistemle geliyor. Yani siz nasıl bir organizasyon sağlarsanız yurt dışındaki organizasyonlarda bu şekilde başarı sağlıyorsunuz. İnşallah orada da beraber olacağız. İnşallah. Orada da inşallah Ordu zaten bizim için bir gösterge. Ordu'daki organizasyonda almamızı sağlayan işte il müdürümüz Mustafa Genç, bizim abimiz, boksör abimiz. Hem il müdürümüz Sayın Valimiz İrfan Bey, Büyükşehir Belediye Başkanı Emre Yılmaz, Ordu Altınşehir, Altınordu Belediye Başkanı Engin Bey çok destek sağladılar. Ben ziyaretlerine geldim. Bizlere de kendileri çok büyük destek oldu. Milletvekillerimiz Numan Kurtulmuş bizlere çok destek sağladı. Bu konuda da onlara tekrar teşekkür ediyorum. Yani biz Ordu'da hem judoyu daha canlı hale getireceğiz. O büyük organizasyonları da oralarda yapacağız. Şimdi gelecek hafta aşağı yukarı 1500 kişi şimdi orada ağırlayacak. Sayın Müslüman'a gelmeden reklama gidelim. Tabii. Sıramız geldi. Reklamdan sonra Ordu'yu konuşalım. Judo Federasyonu'nun çalışmaları, geleceğe yönelik hedefleri ve mevcut durumu hakkında konuştuk. İkinci bölümü ise tamamen Ordu'ya ayıracağız. Çünkü Ordu'da 26 Ocak'ta başlayacak olan önemli bir şampiyona var. Bine aşkın judocunun katılması beklenen detayları zaten az sonra öğreneceğiz. Hem bunu değerlendireceğiz hem de oradaki judonun durumunu, mevcut durumunu ve ileriye yönelik neler yapabileceğini Federasyon Başkanı Sezer Hürsüz ile konuşacağız. Efendim öncelikle oradaki judonun temel durumunu konuşmak istiyoruz. Yani ne durumda? Barcelona'daki madalya getiren geçmiş yıllarda sporcularımız var. Şimdiki durumu özetlemenizi isteyeceğim ben sizden. Şu anki durumda da bizim ordu judosu yani eski günlere yani o zaman biraz daha geride kaldı ama şu anda büyük bir yatırım var. Orada da güzel gruplar oluştu. Şimdi bizim orada Yüksel Çalışkan, benim kendim de hocam olan Yüksel Çalışkan şu anda mevcut baş antrenörümüz olarak gözüküyor ama il antrenörümüz de kadrolu antrenörümüz. Hem hocamız hem abimiz. Yani yıllarca biz onunla beraber büyüdük. Onun dışında orada Ebru Abay'dan
Sevda Apaydın, Derya Çalışkan, diğer gruplarda işte Serkan Türker, Neşe Şensoy şu anda antrenörlük yapıyor, sporcu yetiştiriyor. Yani bunun yanında daha büyük antrenörler, salonları arttırdık demiştim. Fatsa, Ulubey, diğer okullarda, Atatürk İlkokulu'nda, diğer okullarda da bunu başlatacağız. Hem halk eğitimlerden hem de il müdürlüğümüz desteğiyle burada salonları arttırıyoruz. Yani tekrar sporcu fabrikasını tekrar aktif hale getirmek istiyor. Yani Ordu, Türk judosuna çok büyük değerler katmış bir il. Yani şu anda o Ordu'nun aldığı madalya sayısını yakalayan bir il. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi var mesela bu konuda. Çünkü orası da ama dışarıdan gelen sporcularla sağlamış ama özünden yetişip de kendi o şu anda bildiğimiz salondan yetişip de dünyaya lanse ettiğimiz sporcu sayısı hiçbir ilde yok. Ama Ordu şu anda biraz daha geride kaldı ama biz bunu aktif hale getireceğiz. Yani şimdi biz oraya o salonumuz işte stat yıkıldığı zaman biz Ordu sesinde Ordu İl Milli Eğitim Müdürümüzle beraber bir protokol yaptı Mustafa Genç Müdürümüz. Biz Ordu Lisesi'ndeki eski spor salonunu tekrar judoya kazandıracağız. Oraya yeni bir yapılanma yapacağız. Orayı tekrar aktif bir şekilde judo minderleri getirip oraları olimpik bir alana getireceğiz. Orada daha büyük bir aktiflik sağlayacak sporcular için. Şimdi oraya bir yatırımımız var. İnşallah gittiğimiz zaman onun protokolünü inşallah imzalarız. Çünkü orada büyük bir salon var. Orayı biz güzel bir şekilde spora, judoya katkı sağlayacağız. İnşallah bizim için de iyi olur. Geçen bunun projesini belediye başkanımızla da görüşmüştük. Valimiz de biliyor. Yani orada biz gerçekten judoyu gerçekten iyi bir pozisyona getirmek istiyoruz. Yani olimpik bir salon haline oraya getireceğiz. Olimpik bu branşı yıllardır, 30 yıldır ben orada aynı salonda yıllarca sporcular yaptı. Şimdi daha kaliteli, daha böyle sporcuya hitap edebilen güzel salonlar yapmak istiyoruz. Onun da başlangıcını inşallah oraya gittiğimizde zaten bunu yapacağız. Şu anda da güzel bir çalışmamız var orayla ilgili. Yani bu bizim için Ordu Türkiye'nin lokomotifi. Bunu sağlayacak yapı da şu anda var elimizde. İnşallah bunu yapacağız. Evet, geçmişte de bunu lokomotif olma özelliğini gösteriyor. Yalnız o salondan bir anımı anlatayım ben. Ben de gerçeğin öncesi paylaştım. 3-4 gün bir vücuda maceramız olmuştu. O zaman tabii daha fazla kilo olması sebebiyle kendimden üst düzey judocularla müsabaka yapınca 3. gün salonu bırakmak zorunda kaldık ama günümüzde öyle değil. Yok. Günümüzde her şey daha modern şimdi şekilde. Şimdi yaş gruplarına göre tabii ki bütün yaş gruplarına göre orada çocuklar çalıştırılır. Yani ufak yaş grupları da almaya başladık. Eskiden bir yani 8-9-10 yaş olmadan almıyorduk ama şimdi çocuk kids judosu yani çocuk judosu oluştu. Oyuncuyla beraber başlayan çocuk judosu şu anda Türkiye'de çok yaygın. Yani açıkçası İstanbul'da falan biz bunu çok yaygın hale geldi. Hem de güzel de bir talep var. Aileler çocuklarını judoya çok getiriyor. Şu an 5-6 yaş günde, 4 yaşında çocuklarımız var başlayan. Ha biz bunlara direkt judo eğitimi vermiyoruz ama bir düzen alışması, çocuğun oyunsal olarak, yani bir takım oyunu, yani bireysellikten çıkıyorlar çocuklar bir şeyler paylaşmaya başlıyorlar. Hem de bu çocukları eğitiyor. Gerçekten çocuklar aileleri şaşırdılar. Yani İstanbul'da biz bunu yaşadık. Aileler çocuklarını tanımaz hale geldiler. Yani evdeki o yaramazlıkları bir anda bitiyor. Tabii. Ya çocuklar düzenli olmaya başlıyor. Kendi eşyalarını kendileri katlayıp koymaya başlıyorlar. Terliklerini tabii. Herhalde bu. Ya bu yani judonun kattığı büyük bir değer. Yani bu şu anda 3-4 yaş grubunda da 5 yaş grubunda da bu çocuklara çok büyük katkı sağlıyor. Büyük yaş gruplarında da yani elit olmayan sporcu yapmayacağımız insanlar da gerçekten judo yaptıklarında daha böyle hayata pozitif bakabiliyorlar. Yani bu da bizim için büyük kazanç. Kesinlikle. Judo şampiyonasına gelmeden önce oradaki şunu sormak istiyorum. Aslında benim kişisel bir sorum, merak ediyorum. Mesela bizim televizyonun hemen yanında amatör tesisler var. Orada televizyondan çıkıp geçerken saat başı görüyoruz. Her saat başı farklı müsabaka oynanıyor, maç yapıyor. Nerede evet. Baksanız orada günde 1000 tane futbolcu, futbolcu adayı, amatör, küçük evet. Vesaire. Cumartesi paraları ayrı bir şekilde 2000 olmak üzere neredeyse 2000 kişi spor yapıyor. Ama baktığımızda Ordu'dan çıkan futbolcu nezdinde çıkan herhangi bir futbolcu göremiyoruz üst düzey liglerde. Maalesef. Aynı taban, aynı ilgi judoda olsaydı tablo nasıl olur sizce? Yani inanılmaz bir şey olur diye düşünüyorum. Çünkü bizim söylediğim salonu biliyorsunuz. Yani 7'ye 10 metre yani aşağı 70 metre kadar bir salon. Yıllarca biz orada yarıştık yani orada antrenman yaptık. Çok olimpiyat şampiyonları geldi biz de orada antrenman yaptı. Yani oradan olimpiyattan madalya çıkan insanlar orada yaptı. Yani bizim istediğimiz de zaten bu sayıyı artırmak yani o futbolcu sayısına çıkmasak bile şimdi Fas'ta, Ünye, Ulubey, Ordu Merkez'deki birkaç salon yani her aynı an, aynı saatte 50'şer kişi 250 kişi. O 250 kişi bize çok büyük katkı sağlar. Yani 1000 kişiye çıkmamıza gerek yok. Yani biz de bunu artırmak için o illerimizde, ilçelerimizde judoyu
daha da arttırmaya çalışıyoruz ki orada kaybolan, giden yetenekleri bir an önce bulup Türk judosuna katmak. Yani ordu judosuna ve Türk judosuna katmak. Yani amacımız o. Yani nasıl futbolda bir anda 500 kişiye bir anda hitap edebiliyorsunuz? Biz de onları sağlarsak zaten oradan bize gelecektir. Sporcular çok büyük katkı sağlayacak. Yani bizim şu anda 5-6 salona, 10 salona çıkmamız amacımız bu zaten. Yani orada her antrenör bir çocuğa dokunsa bize 10 tane sporcu yapar. Yani 10 tane sporcu da ordu için çok büyük. Yani oradan 10 tane sporcu milli takımda olması yani bize büyük katkı sağlar. Şimdi 1-2 tane milli takımda sporcumuz var. Şu anda gerçekten güzel sporcularımız var. İlker Güldüren şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi sporcusu. Yani oradan yetişmiş. İşte Denizhan Çalışkan var. Milli takımda yarışan bir sporcumuz. Tuğba Yayla var. Şu anda kampta, milli takımda var. Yani ama yeterli değil. Furkan Şişoğlu var şu anda Ankara'da beraberiz. Yani ben de gidiyorum kamplarınızı ziyaret ediyorum. Ama yeterli değil. Bu sayı bizim ordu judosuna yeterli değil. Büyükler de daha fazla sporcumuz alıyordu yıllardır. Şimdi o sayıyı artıracağız. İşte bu da o salonların artması, o sizin gördüğünüz futboldaki insanları o salonda görüyorsunuz, o sahalarda görüyorsunuz ama işte judo salonu 70 metrekare olması bunu sağlamıyor. İşte biz de onları artırarak 50 metrekarelikte bir tane olur, 70 karelikte iki tane olur, %5 tane olur. Bu sayı arttıkça da potansiyel ve kalite artar. Biz de bunu sağlayacağız. Yani orduyu ilk önce içinde rekabete sağlayacağız. Yani salonlardaki rekabeti sağlayacağız. Ondan sonra Türk judosuna zaten oradan büyük sporcular geleceğine eminim. Yani bir iki yıl sonra inşallah göreceksiniz ki çok farklılıklar olacak. İnşallah. Ve oradaki judo şampiyonası. Ne kadar sporcu gelecek? Kaç gün sürecek? Etkinlikler nasıl? Evet. Ve çıkan oradaki müsabakalar sonucu neler elde edecek? Onları geniş bir şekilde anlatmanızı isteyeceğim. Evet, bizim yani ilk şeyimizi orduya verdik. Yani burada da çok büyük katkı sağlayan il müdürümüze tekrar buradan teşekkür ediyorum. Mustafa abimiz bizim talep ettiğinde biz buraya zaten biz kendimizi ordu olarak da orada judoyu tekrar aktif hale getirmemiz ise orada organizasyon vermek istememiz amacı o. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Emre Bey gerçekten bunu talep ettiler. Engin Bey sağ olsunlar destek verdi. Milletvekillerimiz gerçekten buna destek verdiler. Biz de orduda bunu sağladık. Şimdi orduda ki yarışmaya aşağı yukarı bizim tahmini 60 tane ilimizden sporcu gelecek. Tam rakamları şu anda bilmiyorum ama 1500'e yakın sporcu yani idareci ve sporcu gelecek. Yani sadece biz sporcu hakem ve federasyon olarak 100 kişiyiz. Biz organizasyona katılacak. Federasyon ve yönetim kurulum gelecek. Orada yönetim kurulu toplantısını yapacağız. Biz sadece 100 kişiyiz. Bunun dışında sporcular aşağı yukarı 1000'e yakın sporcu gelecek. Bunun antrenörleri gelecek. Diğer seyirci aileler gelecek. Çünkü ümit yaş grubu olduğumuz için biz 13-16 yaş grubu. Bu yaş grubunda aileler çocuklarını pek bırakmazlar. Onlar da takibe gelirler. Bizim o yüzden seyirci kapasitemiz de yüksektir. Orduyu almamız da bizim burada sağlamamız sadece oradaki görseller orduya da hem maddi hem manevi olarak katkıda sunmak istiyoruz. Yani orduyu bir an önce hem spor şehri yapmak. Çünkü hem de judoyla ve diğer branşlarda işte geçen hafta Güreş Federasyonumuz orada bir organizasyon yaptı. Gerçekten başarılı bir organizasyon yaptılar. Biz de buradan takip ettik. Sizlerin de canlı yayınlarına beraber biz teşekkür ediyoruz sizlere de. Yani onu gördüler bütün basın, bütün Türkiye izledi. Biz de bunları sağlayıp oradaki hem esnafımıza, hem orada judoyu tanıtmak, hem sporu tanıtmak, hem spor aktivitelerinde işte oradaki insanlara faydalı olabilmek bizim amacımız. Yani bunu da sağlayacak, yani dediğim gibi 1500 kişi çok büyük bir rakam. Bunu da inşallah oradaki yapılanmayla beraber hem esnaflarımız oradaki gelecek insanlara misafirperverliğini gösterecektir. Orada halkı yıllardır zaten bunu göstermiştir. Bunun da devamını sağlayacağız. Yani bunu da inşallah sizlerin de katkılarıyla, belediyemizin, il müdürlüğümüzün, valimizin bütün katkısıyla gelen insanları güzel bir şekilde ağırlayacağız. İnşallah orada da görüşeceğiz yani. İnşallah dedim. 1500 kişi ayrıca turnuvada 4 gün 26'sında başlayayım. 29'unda bütün 2 evet. Öncesinden gelseler yaklaşık bir hafta orada kalacaklar. Tabii ki. Yani ben pazartesi günü orada olacağım inşallah. 4 günlük müsabaka. 3 gün ferdi müsabakalar olacak. 26, 27, 28'inde ferdi maç. Onun akabinde 29'unda da bizim takım maçı var. Yani gelen takımlar takımlarını oluşturacaklar bayan erkek ve orada takım maçı yapacak. Orada ilk 12'ye giren de Ümit Ligi'ni oluşturacağız biz. Yani Ümit takımımız ligler yarışacak. Eylül ayında da ligler oluşacak. Yani liglere oluşacak bir takım yapacaklar ve orada yarışacaklar da 4 gün sürecek. Bizim maçımız çok 4 gün uzun bir vade. Biz Antalya'da Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı 5 gün yaptık. Ve bu 5 günde çok gerçekten değer katıyor. Yani organizasyon olarak gerçekten de büyük bir sayı katıldı oraya da aşağı yukarı 1200 kişi de Antalya katılmıştı. Yani orada da gerçekten belediye başkanımız falan da bizlere teşekkür ettiler. Yani bu da o ile katkı sunuyor.
Yani çünkü biz de o yüzden yani bu illeri de hem canlandırmak istiyoruz, hem orada judoyu tanıtmak istiyoruz. Yani bunları da sağlayarak inşallah 2020'nin hedefinde altyapımızı oluşturmuş olacağız yani. İnşallah. Peki 2017 yılı içerisinde tek Ocak ayındaki etkinlik mi olacak, yoksa farklı bir şampiyonlar verilecek mi orduya? Beklesin mi ordu bir şampiyonlar Judo Federasyonu'ndan, ki başkanımız da ordulu, bekliyoruz aslında. Yani tabii ki biz isteriz ki büyük şampiyonlar da alalım. Şimdi bizim büyük 2018 Avrupa Şampiyonası'nı gençlere talep ettik, ümitleri talep ettik ve büyük bir alacağız. Bizim büyük şampiyonlarımız var. Grand Prix ayağımız var. Mesela bu dünyada 10 tane olan Grand Prix'in bir ayağı biz de Antalya'da yapacağız. Büyük organizasyonu var. Fakat ordu için şu anda biz Avrupa standartlarına şimdi havaalanımız var. Bunu da yapabiliriz. İlerleyen şartlarda bizim salonlarımız, yani bizim büyük organizasyonlarda büyük salonlar gerekiyor. Bizim sadece salon olması yetmiyor. Konsept olarak her şeyin içinde olmalı. İşte sporcuların antrenman salonları, yemek yeme salonları, 3-4 bin, 5 bin kişilik salon olmalı. Yani bunlar şeye bağlı, spor kompleksinin içeriğine bağlı. Bunları yapabilmemiz için de şu anda bizim salonumuz tam buna uygun olmadığı için çok büyük organizasyon alamıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda böyle büyük salon olursa her zaman, yani Avrupa Şampiyonası'nı mutlaka yapmak isterim orada. Çünkü hayallerimiz, yani düşünsenize başladığınız yere büyük bir, hem başkan olarak hem de büyük bir organizasyonla geliyoruz. Avrupa Şampiyonu, Dünya Şampiyonu. Bunu alabiliriz çünkü havaalanımız var. Yani gerçekten büyük bir şey. Otellerimiz yeterli, kaliteli. Artık orada bunları sağlayabilecek, organizasyonu yapabilecek bir il, büyük bir il. Hem de görsel olarak insanların hayranlıkla izlediği bir il. Yani turizm olarak işte Çambaşı'ndaki kayak merkezimiz, işte teleferikle Boztepe'miz. Yani görsel olarak da işte kuyu kayaları, yani gerçekten çok güzel. İnsanlar bununla yaylalarımızı geziyorlar. İşte Perşembe Yaylası'nı, inanılmaz. Yani bunları insanlara lanse etmemiz için bu organizasyon yapmak zorundayız. Bir tanıtım filmi yapıyorsunuz. 5 dakikada orduyu tanıtıyorsun ve insanlar burayı hayranlıkla izliyorlar. Yani ve getirmek de bizim için kolay artık. İnşallah bundan sonraki süreçte de böyle güzel salonlar olursa da büyük organizasyon alırız. İnşallah yani işte ligler, bizim Süper Ligimiz var. Büyükler. Ordu'da bu işin içerisinde Ordu'da Süper Lig'de yarışan bir takımımız var. Ordu İstisas Kulübümüz şu anda Süper Lig'de. Birinci ligimiz var. Şimdi Genç Ümitler Ligi kuruyoruz. Yani orada futbol ligi gibi bizim etaplı liglerimiz var. Bunların bir ayağını. Gelecek yıl belki Türkiye Büyükler Türkiye Şampiyonası'nı. Daha sonraki Avrupa, işte Ümitler Avrupa. Bu şekilde organizasyonları yapacağız inşallah. Tabii bekliyoruz bu organizasyonları. İnşallah. Bitirmeden son olarak şu soruyu sormak istiyorum. Ordu genelinden değil de Türkiye geneli, yani tüm aileleri kapsayan bir soru aslında. Mesela aileler hani olur ya, mesela küçükken topla oynar çocuk, topa ilgilidir, futbola yazmaya götürür. Evet. Aileler ne görmelidirler de çocuğu judo federasyonuna veya judo takımlarına, judo sporu yapılan yerlere getirilmeliler? Yani ailelerin bundaki kıstası ne olmalı? Yani şöyle bir şey, aileler şunu yapmalı, çocuğun gerçekten geleceğini istiyor mu? Yani aileler çocuğun geleceğini kurtarmak istiyor mu? Yani çocuklarından sağlıklı bir nesil istiyorlarsa, hepsinden biz gerçekten başta da söyledim. Yani ben hepsinden madalya beklemiyorum, olimpiyat şampiyonu olsun istemiyorum. Ülkesini seven, tarihini seven, tarihini bilen, ecdadını unutmayan, ahlakı, gerçekten ahlaklı insanlar da lazım bize. Ülkemizi koruyacak insanlar da. Ha bunun yanında o çocuklar zaten bunu alacaklar. Judo da bunu alacaklar. Judo'nun gerçekten doğu felsefesi olan bir spor. Yani işleyiş bir sistemle işlerler. Yani saygıyla işler. Herkes birbirine saygı olarak gösterir. Yani antrenör de sporcuya saygı gösterir. Sporcu antrenörüne ve diğer partnerine, çalıştığı eşine de saygı gösterir. Yani biz bu judoda aileler bunu alabilir. Çocuğunun gelecek kaygısını ortadan kaldırabilir. Mesleğini sağlayabilir. Çocuğundan gerçekten ahlaken, gerçekten kültürünü bilen, ailesine, anne babaya saygılı, ülkesine saygılı bir çocuk yetiştirmiş olabilir. Öğretmenine karşı saygılı bir çocuk yetiştirmiş. Ben hiç görmedim. Yani ben 30 yıllık bu işçiyim. Yani bir öğretmenime karşı, bir antrenöre karşı geldiğimi görmedim. Yani diğer çocuklar da aynı. Çok böyle judoculardan veya diğer sporcu yapmış, güreşten, tekvandodan böyle bir çocuk gidip okulda bir yaramazlık yaptığını kimse göremez. Çünkü o çocuklar o sistemi, o prensipleri alıyorlar, saygıyı alıyorlar. Yani nerede nasıl davranacaklarını iyi bilirler. Aileler bunları anlatmak lazım. Biz de onlara, ailelere onu söylüyoruz. Çocuklarını kendileri getirecekler ve çocuklar hep destek olacaklar. O çocuklar da o ailelerin yaptığı bu iyiliği hiçbir zaman unutmayacaklardır. Ailelerine sahip çıkacak, ülkesine sahip çıkacak. Ve başarılı olan zaten kendini kurtarmış olacak. Diğeri de diğer konularda başarılı olacaktır. Yani hepsi madalya kazanmayacak. Bunu eminim. Yani böyle bir sistem olsaydı, çünkü herkes madalya kazanırdı. Bizim sporcu ihtiyacımız kalmazdı yani.
Peki, ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten sizleri de burada konuk olmaktan gerçekten onur duydum. İnşallah Ordu'daki Türkiye şampiyonumuzda sizleri zaten yanımızda göreceğimize eminim. Ordu halkına buradan davet ediyorum. Bizim 4 gün boyunca orada yalnız bırakmasınlar. Ordu judosunu, Ordu sporunu katkıda bulunsunlar seyirciler. Seyir zevki de yüksektir. Gerçekten judo gerçekten seyir zevki yüksek olan bir branş. Ordu halkını da buradan davet etmek istiyorum. Yani Ordulu halkımızın oradaki salonu boş bırakmaması, bizleri desteklemesini istiyoruz. 26, 27, 28 ve 29 Ocak'ta Recep onları Recep Kara Spor Salonu'nda. Yani buradan da değineyim, gerçekten Recep Kara Spor Salonu'nun adını verilmesi de bizim için gerçekten güzel. Çünkü yaşayan insanlara bunları verilmek, öldükten sonra bazı insanlara bazı şeylerin verilmesi pek kıymeti yok. Yaşarken bazı insanların bunu görmesi de gerçekten güzel. Bunu düşünen insanlara da, büyüklerimize de gerçekten teşekkür ediyorum. O salonlar bizim için önemli, isimler önemli. Çünkü bizim yaşayan insanları anlatmamız lazım. Bunlar gerçekten bir değer. İnşallah bundan sonraki süreçte de ülkemize katkı sunacak sporcuları yetiştirip Ordu'dan da böyle güzel isimlerin tekrar çıkmasını sağlarız. Herkesi duru göre bekliyoruz. Evet, bu daveti de yapmış olalım. Pazartesi Ordu'ya bekliyoruz sizi. İnşallah. Pazartesi günü görüşeceğiz. Teşekkür ederiz. Efendim, Başkent'ten Bakış programında bu hafta Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Ordulu Sezer Huysuz'u ağırladık. Judo'yu konuştuk. Federasyonun hedeflerini milli takım olarak, milli takım düzeyindeki hedeflerini değerlendirdik. Ardından tabii ki Ordu'yu konuşmadan olmaz. Sonuçta Başkent'ten Ordu'ya bakıyoruz. Burada Karadeniz'e bakıyoruz. Ordu'daki judoyu değerlendirdik. Önümüzdeki hafta 26, 27, 28, 29 Ocak tarihlerinde önemli bir şampiyona var. Judo Federasyonu'nun düzenleyecek olduğu. Onu değerlendirdik. Ne hatta bir şampiyon olacağını ve neler olacağını konuştuk. Ordu'daki judoyu değerlendirdik. Süremizin sonuna geldik. Haftaya konuğumuz Türk Sanat ve Enstitüsü Başkanı Ordulu Sebahattin Korkmaz olacak. Bu bilgiyi de buradan vermiş olalım. Gelecek hafta saat Perşembe akşamı saat 20'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Özel Ordu Umut Hastanesi Başkent'ten Bakış'ı sundu.